Erdoğan yapıyor. Erdoğan yapıyor abiciğim. Yani Erdoğan yapıyor. Çocuklar. Bak cidden Erdoğan yapıyor. Siz efendim var mı gönlümüzden geçen bir adam? Kılıçdaroğlu abi. Abi kim oy vereceğiz 14 Mayıs'ta? AK Parti abi. AK Parti. Evet. Vallahi gönlümden geçen aday mevcut iktidarı çok fazla beğenmemekle beraber, yani takdir etmemekle beraber ona vermeyi düşünüyorum. AK Parti'ye. Selahattin Demirtaş. Kimi destekleyecek sence? Cevap. Buyurun. Abi 14 Mayıs'ta kim oy veririz? Selahattin Demirtaş'ı. Kimi destekleyecek sence? CHP'yi. 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceğiz? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Emekten yana, özgürlükten yana, barıştan yana. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Selahattin Demirtaş geçiyor. Sence kime oy verecek mesela? Kime oy verin diyecek? Onu bilmiyorum ben. Seçim geldiği zaman görüşeceğiz artık. Sen kararsızsın şimdi. Ben kararsız değilim. Yani kararım. Eşit değil. Oy kullanma yetkisi yok. Yok var. Ama illaki bir dünya görüşü vardır yani. Önemli onu soruyorum ben. Sizin nedir o zaman? Benimki Ekrem İmamoğlu. Şu an aday değil ki ama. Şu an. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım dedi. Yani ben de o zaman Kemal Kılıçdaroğlu. HDP olacağına o olsun. Siz efendim var mı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kimdir efendim gönlümüzden? En büyük Recep Tayyip Erdoğan. Yok ya olur mu Allah aşkına? Ben espri yapıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a verilir mi ya? Seçime gidiyoruz. Soru soruyoruz. Cevap verin. Ya ne nankörsünüz? Nankör? Hocam bak ama bak. Şu anda yani deprem bölgesinde ölen her insanın o yaptığı... Yani her insanın en çok suçlulardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır depremde ölen insanların. Kimse kusura kalmasın yani. Gönlünüzden geçen aday kim? Yani inanın bana mecburen Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Mecburen. Evet. Abi 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Var mı gönlümüzden geçen bir aday? Var ama kendi vicdanımıza koyacak. Ben etmek istemiyorsun. Yok bekleme. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Abi 14 Mayıs'ta kim geçiyor gönlümüzden? Cumhurbaşkanı adayımız kim? İnşallah Kılıçdaroğlu olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceğiz? AK Parti tabii ki. Beyefendi siz 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceksiniz? Aynen yola devam beyefendi. Muharrem İnce olur. Muharrem İnce. 14 Mayıs'ta gönlümüzden kim geçiyor aday olarak? Var mı isim? Fark etmez. Bazbaya fark Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Mesela. Ne İncesi ya? Muharrem İnce. Ya ondan adam olmaz ya. Kim o zaman onu söyle abi. Ben olacağım ben. Kararsız yazıyorum. Ben olacağım. Kararsız. Hangi kanal bu? Kanal sokaktan alabilir de. Biz tamam herkese soruyoruz. Ama herkese yayınlıyoruz. Siz bunları benim konuşacağımı yanılamazsınız. Yayınlarız abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu mu? Evet. Başka kimse. Bunu mu yayınlayacağım? Yok bu değil. Ben başka bir şeyler konuşacağım da onu. Ben de AK Parti'ye vereyim. Erdoğan'a vereyim ben. Teşekkür ederiz. Elin var mı gönlünden geçen bir kişi? Gönlümden geçen. Cumhurbaşkanı seçiminde. Ha. Cumhurbaşkanı bakımından seçimden gönlümden geçen. Siz Atatürk'ü tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Ha. Tanıyorsan. Tam bu bastığımız toprağa borçlu olduğumuz kişi. Reisi Cumhur odur. Peki şu anda Reisi Cumhur onun yerini alacak isim kim? Onun koltuğa layık olan isim. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ondan başka kimse görünmüyor ufukta. Senin gönlünden geçen aday kim abi? Onu sorayım ben. Ya benim gönlümden aday zaten ben kürtü ben kendime vereceğim. Ama bizimki içeride olduğu için vereceğim. Kılıçdaroğlu vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Ama 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Var mı gönlümüze yatan bir aslan? Cumhuriyet Halk Partisi her zaman. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Atatürkçüsün. Ezelden beri Atatürkçü olduğum için. Partiçi değil. Benim tamamen Atatürkçü olduğum için. Atatürkçü parti olduğu için. Evet Atatürkçü için. Her zaman. Yani kimi koyarsa koy, başına kim gelsin. Her zaman partiye oy verirler. Abi selamünaleyküm. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Var mı gönlümüzden geçen bir adı? Babama. Kim abi? Babama. Rahmetlik baba. Babama vereceğim. Baban kimi severdi sence? Kimi seçerdi? Ya ben CHP'liyim. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kime vereceğiz? Sahiba yeter daha yetmir mi? Doymadı mı? Sömürücüye mi verek kardeşim? Sömürücüye mi verek? Sömürücü de bu. Yani sizler bizler... Sömürücü bu adam. Sömürücü. Yeter bu rap peşinde. Yeter daha 26 sene ya. Belediye başkanı. Verdin mi abi sen? He? Daha önce oy kullandın mı? Verdin mi bu kişiyi? Yok yeni mi kullanıyorum ben 75 yaşında. Hayır, bu mevcut iktidara oy verdin. Onu ya Allah etmesin ben ona hayatta oy verir miyim ya? Valla onlar kırkız ya. Kırkız adamlara ne oy vereceğim? Kırkız. Yok hep Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkürler. Valla biz Halk Partiliyiz güzel kardeşim. Şöyle de çekebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndiniz. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi 20 senedir yeter.
Bundan sonra zaten biz, ben 55 yaşındayım. 55 yaşından 40 senedir sol partiden başka bir yere oy vermedim. Eyvallah. Sizin neden? Ben doğuşumdan beri affedersin görüyoruz. Hala yine görüyoruz. Ne yaptıklarını görüyoruz. Affedersin her hırsızlığını yapıyorlar. Her şeyini yapıyorlar. Daha buna güven etti. Bunlara ben oy mu veriyorum? Esenyurt'ta 15 senedir Esenyurt'ta iktidardılar. 15 senedir dediler ki metro getireceğiz dediler. 15 senedir metro gelmedi. Şimdi vaatlerinden biri geldiğimiz zaman metro getireceğiz. 15 senedir niye gelmedi? 15 senedir neden gelmedi? Bize sorsalar söyleyeceğiz ama sormuyorlar. Şu an bak hiçbir tane milletvekillerinden bir tanesi ne nabız atışı yapabiliyor ne milletle gezebiliyor. Niye? Kukladan farkları yok. Orada sadece el kaldırıp el indiriyorlar. 14 Mayıs'ta kim oy kullanıyor? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Öyle. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Erdoğan'a. Neden Erdoğan abi? Neden Erdoğan'a? En azından ayakkabıyla seccadeye basmaz. En azından ülkeyi yabancılara satmaz diye düşünüyoruz. Vallahi ben de Erdoğan diyorum. Başka kimse. Sizin neden Erdoğan efendim? Yani yıllardır bu ülkeyi yönetiyor. Alışmışız ona. En azından yanlış yapmayacak bir insan. Memnunsunuz. Memnunuz çok. Devam etsin. Evet, devam etmesini istiyoruz. Peki, 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Vallahi abi ben... Yani kim kazanırsa sana vereceğim oyumu. Kim kazanırsa, önce kazanan belli olacak sonra mı oy vereceksin abi? Aynen abi. Önce sonuçlar açıklanacak. Aynen. Sen sonra gidip ona göre oy kullanacaksın. Aynen abi. Peki abi. Teşekkürler. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Var mı gönlümüze yatan bir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? HDP abi. Abi HDP kimi destekleyecek sence? Kimi destekleyecek? Onu bilemem. Onların kimi desteklerse biz onu da tarafıyız. Senin gönlünden kimi geçiyor? Kimi destekleyecek diye geçiyor? Benim gönlümde CHP'yi destekler. Biz de CHP'yi destekliyoruz. Daha adaylık bitti abi. Adaylar belli oldu. Sinan Oğan var. Genel Başkan. Kılıçdaroğlu var. İnce var. Erdoğan var. Selahattin Demirtaş kim işaretlerse ona veririz büyük bir ihtimalle. Sence kim işaretleyecek? Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu gözüküyor. Peki abi. Sizin gönlünüzden kim işaretler? Ben CHP'ye vereceğim. CHP? Evet. Peki abi. Teşekkürler. CHP usta. Neden CHP abi? HDP CHP'yi işaret ettiği için CHP'yi destekleyeceğiz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, zanlara, insanları ötekileştirmeye, birbirine düşürmeye zihniyete hayır diyeceğiz. CHP'ye vereceğiz. Neden abi CHP? Valla benim partim diyor aday açmadı. Hangi parti? HDP. Onu destekleyeceksin, sen de onu. Tabii. Peki abi, teşekkürler. Ben teşekkür. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Ben HDP vereceğim abi. Abi HDP, bir dakika abi. Tamam. HDP sence kimi destekleyecek? HDP CHP'yi destekliyor. Evet. Kılıçdaroğlu destekliyor. Evet. Peki. Evet abi sonra. Evet ben de CHP'yi destekliyorum. Neden abi? Neden şimdi anayasa şu bu durumlar var ya hiç özgürlük yani şeyini pek şey yapmıyorum. Ama hiç olmasa geleceğimiz için CHP'yi destekliyorum. Gelen ekip tabii çocuklarımızın geleceği için yani onun için ben onu destekliyorum ki yeni sistem kurulsun. Abi 14 Mayıs'ta kim geçiyor gönlümüzden? Kim geçiyor? CHP istiyor. Neden abi CHP? Valla o da kuralları şey yapıyor, özgürlükleri şeyleri. Gönlümüzden kim geçiyor 14 Mayıs'ta? Bak 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan geçiyor. Neden Erdoğan? Neden abi? Bak şimdi karşı tarafta sosyal medyada benim kıldığım namaz secdesinde adam poz verip resim çekiniyorsa il başkanıyla beraber ben buna karşıyım. Şimdi bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Yanlışlıkla oldu. Ben, bir restoranda olduğu söylendi. Bir dakika. Olsun. Yok bir dakika. Farkında olmadan olduğu söylendi. Örnek veriyorum. Yok, aynı. Tabii yanlış. Yanlış bak ben seninle. Sen şimdi sen koskoca bir siyaset adamısın. Nasıl yanlış hani, yaparsın? Ben seninleyim. Ben sen. Hiç sen bana yanlış. Yok ben sadece şunu soracağım. Aynı şekilde mesela AK Parti mitinglerinde bayraklarımız ayak altına alındı. Ezildi mitinglerde. Aynı şekilde eleştirdi. Reis ne yaptı? Aldı. Mitinglerde. Şeyde, yurt dışında. Mitinglerde. Mitinglerde. Tamam. Aynı şekilde eleştirdin mi? Aynı şekilde yanlış buluyor musun? Aynısını buluyorum tabii ki. Peki. Eleştirdin mi o zaman? Eleştirdim. Peki abi. Teşekkür ederim o zaman. Ben sana şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman şu ülkeye 20 sene önceden bir 20 sene önceki hale bak bir de şimdi konuyor. Yok çıksın önemli değil. Ben çıkmasın, o adamları ben dinliyorsam o adamları beni dinlemek zorunda bu. Özgürsek
her zaman onlara konuşma hakkı yok. Onlar ben de konuşacağım. Ben de bir şey halkım. Onlar abi, konuşuyorsa ben de konuşacağım. Ben sana konuşma demiyorum bak. Abi oraya gelip, biz orada uzun röportaj yapıyoruz. Oraya gelip böyle cember altına alıp her konuşmayı öyle patır patır konuşması değil. Bir de dönüp arkasına bakacak adam. Kim olursa olsun. Saygım var abi, kolay gelsin derim. Reis geçiyor abi. Neden reis abi? Abi 20 senedir iktidarda bu adam. 2 senedir pandemidir, ekonomidir, krizdir, depremden dolayı her şey güzeldi de. Şu 2 sene mi kötü oldu? 11 seçim kaybeden mi? Yoksa o 20 seçimi kazanan mı? Selo başkandı. Selo kimi derse biz onu desek. Sence kimi diyecek? Selo ne derse? Sence CHP diyecek, CHP. CHP diyecek. Aynen öyle, başka yolu yok. Benim önümde HDP geçiyor. HDP kimi destekleyecek ben, sence? CHP. CHP ile ikisi bir. CHP ve CHP. Benimki de Selo Başkan ama şu anda CHP'yi düşünüyoruz. Selo Başkan yönlendirdiği için CHP vereceğiz. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Devam edelim. Onda başka adam mı var? Kim var bunda başka? Senin gönlünden ben gönlümde Erdoğan. Erdoğan. Peki abi. Tayyip Recep Erdoğan. Neden abi? Onu seviyoruz. Seviyorsun? He. Abi 14 Mayıs'ta gönlümüzden kim geçiyor aday olarak? Tayyip Erdoğan abi. Neden Erdoğan abi? Güven veriyor abi. Güven verdi. Evet, güven veriyor. Diğerleri güven vermiyor maalesef. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Nedeni var mı? Gördüklerin yetmiyor mu? Göreceklerin... Herkesin kendi fikri var. Şimdi ben kendi gördüğümde değil. Sizin tamam, neden şimdi oldu? Benim görüşüm senin görüşün değil. Gelecek için sen onu görmüyor musun? Bak öyle anlat işte. Gelecek için onu görmüyor musun? Yani abi, Türkiye'nin parçalanmasını mı istiyorsun? Abi 14 Mayıs'ta kim geçiyor? Vallahi ben kendim HDP ve Yeşil Sol Parti milletvekili seçimlerinde düşünüyorum. Bu başkanlığında sence HDP kimi destekleyecek? HDP ve Yeşil Sol Parti kime aday gösterirse biz ona veririz. Adaylar bitti zaten. Hangisine destek veririz? Hangisini de işaretlerini bekliyoruz. Hangi adayı işaret gösterirse biz ona vereceğiz. Sence hangisini gösterecek? Kılıçdaroğlu. Bizim şeyimiz Kılıçdaroğlu'ndan yanadır. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. AK Parti kardeşim. Neden AK Parti abi? AK Parti. Bu memleketimizde bir şeyler yapılacak Allah izin verirse de. Uçağımız yapılacak. Helikopterimiz yapıldı. Tankımız yapıldı. Bunun için bize de onlar lazımdı. 74 Savaşı'nda Kıbrıs'ta biliyorsunuz Amerika bize lastiğimizi vermedi uçağımıza. Almanya dedi ki benim mermimle silah atamam dedi. Fransa benim silahımla ateş yapamam dedi. Biz onun için Kıbrıs'ın hepsini alıyorduk biz. O gün ama rahmetli Ecevit'e de zavallı korkuttular. Onun için de tercihim AK Parti, cesaretli olduğu için. 14 Mayıs'ta kim geçiyor gönlümüzden? Şöyle baktığın zaman kıymanın kilosu 320 lira olduğu yerde bir markete gidip 1,5 liradan çıkamadığın halde, bir poşette çıkamadığın halde ülkenin durumu belli. Ve ikinci bir konuya bakarken de şurayı bir gezersen kaç tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı göreceksiniz. Onun için tercihim Millet İttifakı'na yana. Yani şu anda ülke battı batıyor. Esnafı da vatandaş da battı batıyor. Abi size soralım, 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? AK Parti'ye oy vereceğim işte. Neden AK Parti abi? Yani ülkemizde ben ne bileyim, bence büyük bir kalkınmalar oldu sanayide. Ben Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi Erdoğan? 14 Mayıs'ta kime oy kullanacağız? AK Parti'ye. Neden AK Parti abi? Ya ortalık güllük gülistanlık, ne güzel de. Sen gönlünden kim geçiyor? Sen söyle. Ben gönlümden CHP geçiyor. Neden CHP abi? İyidir, hız değil. Temiz yönetiyor. Yandaş değil ya. Belli zaten, Türkiye'nin hali belli. Güveniyorsun. Onun kilosu olmuş 30 milyon. Eyvallah. 14 Mayıs'ta gönlümüzden kim geçiyor? 14 Mayıs'ta gönlümden muhalefet geçiyor, ona muhalefet. Büyük ihtimalle zaten muhalefet kazanacak, öyle düşünüyorum. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü bir ülkenin gelişmesi için bence muhalefet şart. Bu adam bizim başımızda 20 seneden beridir var. Biz artık bu adamın olaylarına, bu herifin huyuna, suyuna, her şeyine alıştık. Ve artık gelişemiyoruz. Gelişmemiz için muhalefetin şart olduğunu düşünüyorum. Abi kesinlikle CHP'ye. Bu saatten sonra AK Parti'ye oy vermek zaten akıl kârı değil. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız abi? Sinanoğlu'na. Sinanoğlu. Neden Sinanoğlu? Daha iyi. Daha milliyetçi. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Tip olarak da benziyor size bu arada. Teşekkür ederim, sağ ol. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Bir de onlar gelsin, onları deneyelim. Yenilik her zaman için iyidir, evet. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız abi? Abi ben CHP vereceğim. Neden CHP? CHP. Abi neden CHP? Neden bugün, daha CHP versin? Bugün şöyle bak abi, gençlerin hangisi bugün evlenebilir? Bugün gençlerin hangisi evlenebilir bir sorsana. Ekonomiden dolayı. Aynen, hiç kimse evlenemez abi. Bugün ben 24 yaşındayım, evlenemem. Evlenmek istesem evlenemem. Niye? Hesap yattın mı? Kaça patlıyor evlenmek? Abi 1 trilyondan fazladır ya bence. 1 trilyona yakındır yani. Ben Kılıçdaroğlu'na kullanacağım. Bir böyle bir ikilemde kaldım. Recep!
Hayır hayır, kesinlikle hiç ilgilenmiyor. Neden abi? Ya neden, iyi değil durum. Çok pahalı her şey. Pahalılıktan şikayetçisin. Evet. Düzeltebileceğine inanıyorsun. Ya düzeltmese de en azından değişir yani. Değişsin yani, düzeltmesine HDP atacak. Bence kimi destekleyecek? Bilmiyorum ki, CHP'yi. Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu? Neden sen hayat görüyorsun yani, her şey bir domates olmuş 25-30 lira. Hayat bağlı, gençler işsiz. Tayyip Erdoğan inşaattan başka ne yapmak, beton atmaktan başka ne işi var? Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacak? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Neden, her şey ortada. Asgari ücret 8500, ben 8000 lira kira veriyorum. Her pahalıktan daha ne diyeceğim? Eyvallah. O nüfusum var, domates 30 lira. Kaç kilo domates alacağım? Eyvallah. Teşekkür ederim. Alamıyoruz. Eyvallah. AK Parti başkan. Neden AK Parti abi? Yok abi, tanıyorsun. Başar abi AK Parti. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız abi? Ne? Konuş. Hadi bakalım. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Irak'ı herkes biliyor değil mi? Saddam'ı düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi Saddam'ı bulmak için bokunu yiyecekler ama bulamıyorlar. Maalesef Türkiye'de de böyle bir ortam var. Aynen. Bu kadar net konuşuyorum. Yani şimdi aynen. Gençlerimiz diyor ki, bu metaforda senin anlattığına göre Erdoğan Saddam Hüseyin mi? Dinle, burayı dinle. Türkiye'de gençler abi diyor ki işimiz yok değil mi? Şurada mermerciler sanayi sitesi var. Gidin sabahtan bakın ki kimler çalışıyor. Bizim gençler de burada eline bir kart alan bir bayanın önüne koşuyor. Hatta. O bayanın önüne koşuyor. Ulan ne var, git orada çalışsana. Bugün 8,5 milyar askeri ücret. Mesai yapsan 10 milyar, 15, 12 milyar para alacaksın. Beğenmiyor musun? Ama sor, akşama kadar kafalarda Marlboro sigarası, tespih elinde, telefon elinde oynuyoruz. Ondan sonra da benim işim yok, ben aç geziyorum, yok ben evlerim, ben şu. Yalan, bitti, Türkiye'de iş yok diyen yalan söyler. Kelsin beni işe götürecek, hadi. Tayyip Erdoğan ben abi. Sonuna kadar AK Parti. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Neden abi? Canını öyle. Başka adam mı var? Ya Ömer. Yok ki adam. Aday var. Yönetecek adam yok. İçin yönetecek. Erdoğan abi. Başka yok. Yok, başka yönetemez. Teşekkürler abi. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Var mı bir adayımız? Vallahi o zaman bakarız ya. Kararsızsın. Evet. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Ya normalde ben HDP kullanacaktım ama bu seçimde ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden abi? Ya abi bu düzen değişsin. Bir çocuk ayakkabısı 350-400 TL olmuş. Yani bir kilo domates 20-30 TL. Ya şimdi millet evinde meleme bulamıyor. Ya diyor AK Parti, AK Parti, ya AK Parti, ya yeter daha 20 seneden fazla. Bir yumurta kolisi 70-80 TL olmuş ya. Ya millet aç geziyor, AK Parti diyor ya. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Ne biçim bir kafa? Peki. Ben HDP'liyim ama HDP... Kimi destekleyecek HDP sence? HDP aday çıkarmadığı için Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu abi? Bir hikmet 20 sene kaldıysa yeter, gitmesi gerekir. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Sevdiğim adam, iyi adam. Memleketi o yönetir, başka kim yönetecek? Valla ben Kılıçdaroğlu'ya kullanacağım. Neden Kılıçdaroğlu? Ya abi geçen sene et kilosu mesela 100 milyon, 150 şu anda 330 milyon. Pahalılıktan dolayı. Evet, pahalılıktan dolayı. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacak? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Nedeni yok. Nedeni yok. Nedeni yok, Tayyip Erdoğan diyor. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Başka kime kullanalım? 4 tane adayımız var abi. 4 tane adayımız var ama hayırlısı olsun bakalım. Şu an aklımda o, bakalım hayırlısı. Peki, teşekkür ederim. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? 14 Mayıs'ta henüz karamsar. Karar vermedik. Yok, karar vermedik. Peki abi, seni kararsızlara yazdık. Abim. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Ya sen başka adamı bulamadın. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Çünkü PKK'ya oy vermezdik. Türk düşmanlarına oy vermezdik. Memleketimizi yıkmaya çalışan, Amerika'ya uçaklık yapanlara oy vermezdik. Onun için Tayyip Erdoğan. Sizin abi neden? Ben aynı. Neden Erdoğan abi? Aynı, ben ekledim. Erdoğan başa geldi. Türkiye yükseldi. Dünya tanıttı. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız acaba? HDP. Neden HDP? Kime destekleyecek sizi? Ha, şu an bu seçimlerde mi? Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani CHP'yi düşünüyorum. Yani AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olması. Yani şöyle söyleyeyim. 20 yıldır iktidarda, evet doğru. Ama ekonomi desen yok. Cemaatler desen o biçim, tarikatlar desen o biçim, ülke desen satıldı gitti. Abi 14 Mayıs'ta değişim istiyoruz.
Kim var gönlümüzden geçen? Gönlümüzden geçen şu anda arkadaşın da dediği gibi hani CHP olsun istiyoruz. Peki. Abi 14 Mayıs'ta gönlümüzden kim geçiyor? HDP. HDP kimi destekleyecek sence abi? Cumhurbaşkanı da biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Kendi partimiz HDP olduğundan dolayı HDP Kılıçdaroğlu. Kimi destekleyecek sence? HDP. HDP kimi gösterecek sence? Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Peki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Kılıçdaroğlu düzenleyecek ortalığı doğumdan. Güvendiğiniz için ona vermek istiyorum. Çok güvencemiz çünkü yanındaki kişiler bütün tecrübeli insanlar. Ekonomisi bilmem nesi bunlar tecrübeli insanlar. Neyin ne olduğunu bilen kişiler, birbirine danışan, dönüşen, eline boyuna ölçen, biken kişiler. Liyakatlı insanlar olduğu için. Tabii elbette canım cedecek ortalığı. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Var mı gönlümüze yatan bir aslan? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu abi? Ya sormana gerek yok. Teşekkür ederim. Peki abi. Ve 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili HDP. HDP. HDP destekleyeceği için mi Kılıçdaroğlu'nu oy kullanıyorsun? Ya bu sistem gitsin için kullanıyorum ben. Değişim için. Değişim için. Daha güzel olur, daha sağlıklı olur. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya değişim olması lazım. Değişim için. Tabii canım. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Adam söz verip yapıyor abi. Hani Kemal Kılıçdaroğlu daha Konya ülkemiş, yer mi onu bilmiyor ki. Bir onu öğrensin de ondan sonra bakacağız. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacak? Ya efendim şimdi bu durumda her şey meydanda. Her söyleme gerekmez. Bir kilo et 500 lira olmuş. Bir kilo soğan 35 lira olmuş. Senin gönlüne kim geçiyor? Efendim ben nasıl? Nasıl buna hediye edeceğim? Nasıl abi? Hiç Allah'tan korkmuyor. Hiç Allah peygamberi yok bunu ya. Hiç milleti görmüyor bu. Haberi yok mu? Kim düzelecek? Kime vereceğim? Ya hiç vermeyeceğim. Ben vereceğim biliyorum. Kendime vereceğim. Evet. Demirtaş'a vereceğim. Oylar abi. Abi düzeltecek. Ben 4 törtlük vereceğim. Helal olsun. Ha görürsün. Vallahi bellidir. Ne kime verdiğini bellidir. Türkiye'nin hali görüyorsun. 20 yıldır yeter ya. Artık yeter. Yeter değil mi daha? Siz kimi tercih ediyorsunuz abi? Ben Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorum. Peki abi. Teşekkür ederim. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Ya şimdi 20 senedir bu adam. Bakarız Kılıçdaroğlu gelsin. O da iyi yapmasa onu da göndeririz. Bunu bir sefer gönderirim. Kılıçdaroğlu. Peki abi. Sizin abi 14 Mayıs'ta gönlünüzden kim geçiyor? Gönlümüzde kim geçiyor belli yani hani derler ya görünen köy kılavuz istemez. Abi iki taraf da aynı şeyi söylüyor şimdi. Söylüyor evet. Hatta CHP vereceğiz yani başka seçenek yok bunun. Yani memleket bitti. Dört tane isim belli biliyorsun. Memleket, hep evet, evet evet evet. Memleket bitmiş. Şu an burada Türkçe konuşan hatta en önemlisi burada kaç kişi var sor bakayım. Kimin cebinde kaç para var? Hepimiz ev var dayı. Bak başka param yok. Şimdi dolayısıyla hal böyleyken 20 yıldır iktidarı görüyoruz. Neler yaptığını da görüyoruz. Yapılan bütün sıkıntıları da görüyoruz ve örtbas ediliyor. Doğru mudur? Şimdi burada vuran da gariban, vurulan da gariban çocuğudur. Sen hiç gördün mü herhangi bir zengin evine Türk bayrağı asılıp da Allah rahmet eylesin deneni gördün mü hiç? Şehit anlamında söylüyorum evet. Anladım. Gördünüz mü? Abi önümüzdeki seçimlerde kim oy vereceğiz? Şimdi kime oy verdiğim, şimdi Türkiye'nin durumu nasıl mıdır? Ben onu bir sorayım. 14 Mayıs'ta gönlümüz kimden yana diyor? Şimdi ben aslında HDP'ciyim. Fakat Kılıçdaroğlu'ya veriyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Neden onu abi? Destekleyeceğim. Çünkü dürüst konuşuyor. Demokrasi insan haklarında konuşuyor. Özgürlükten bahsediyor. Sizin abi oyunuz kime yana olacak abi? Bana Cumhurbaşkanı oyunu CHP veririm. Yalnız ben HDP'ciyim. Milletvekili olarak ben HDP veriyorum. Peki neden abi? Neden ben HDP savunuyorum. Ben HDP. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu iyidir. Yani adama göre iyidir. Yani şu ne demek istiyorsunuz abi? Bana onu istiyorum. Peki abi. Teşekkür ederiz. Abi var mıdır gönlümüzden geçen 14 Mayıs'ta? Tabii ki geçer efendim. Şimdi 21 senedir bu insan iktidardan bir değişim olsun. Tabii ki biz HDP'liyiz. HDP Demirtaş'ı bağladığı için biz Kılıçdaroğlu'yu tercih ediyoruz. Tercihimiz odur. Bu dönemde Selahattin Demirtaş olsa olmaz mı diye. Abi Selahattin Demirtaş şu an aday değil biliyorsun. Yoksa, peki sence kimi destekleyin diyecek? Kılıçdaroğlu'ya vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Bir değişsin. Türkiye'nin hali nasıl olduğunu haberiniz var mı? Bak bir gençlerimiz var. Hiçbir gencin cebinde 10 milyon para yoktur şu an. Abi, yazık değil mi? Cebimde var bir şey alamıyorum. Bak bir telemedir.
Bir de yoksulluk yok diyorsunuz. İşte, neler neler aldık işte vallahi adam. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim. Önümüzden kim geçiyor abi onları? Abi tabii ki de şu an CHP. Neden CHP? CHP niye CHP? Ülkemde adalet istiyorum abi ben. Şu an ülkemde adalet yok. Niye adalet yok? Biliyor musun? AK Parti önden 20 yıldır sürüyor bu. Bizimkiler bilmiyor. Adamlar zaten parayı çaldı. Ülkeyi sattılar. Daha sonra şimdi devam ediyor. Ama öyle bir şey yok. Şu an 14-16 Mayıs'ta mı? Biz tabii ki de HDP, ben HDP'liyim. HDP gençliği olarak ben CHP vereceğim. Peki, teşekkürler abi. HDP kimi temsil ediyorsa, bak HDP kimi temsil ediyorsa zaten bu yıl çözülmüş. Yani bu değil ki bu bir yıllık, yani bu bir yıllık projedir. Bu daha evvel bir projedir. Bu rehine zaten oturmuş bir kere, zaten Cumhurbaşkanı da zaten bellidir yani. Bence kimi tercih ediyor? Yani HDP kime verirse biz ona vereceğiz. Ben, bence kime verecek? Ben tahmin ediyorum CHP temsil etmiş. Zaten hepimiz de biliyoruz. Herkes de biliyor. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Zaten CHP'ye vereceğiz. Cumhurbaşkanıdır yani. 13. Cumhurbaşkanı odur yani. Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim diyen HDP seçmeni de var. O yüzden soruyorum ben sana. Yani HDP ona verecek zaten. HDP vermiş zaten, verecek yani. Aday çıkarmamış, ona verecek. Başka kime verecek yani? Teşekkür ediyorum yorumlara. İlk önce ben adım Mustafa. Mobilya iş yapıyorum. Evet. Esnafım. Oyumu AK Parti'den yana kullanacağım. Neden? Aferin abi, ne güzel ya. Çünkü ben yani bu devletin birçok şeyi yaptığını düşünüyorum. Öncelikle kimse ayrımcılık yapmadığını düşünüyorum. Türk-Kürt beraber yaşadığını düşünüyorum. Çünkü insanlar geldiğinden beri 20 yıldır bu sorunu Türk-Kürt sorunu çözmüş. Artık Kürtler ikinci sınıf vatandaşlık olmaktan çıkmışlar. Sence önceden Türk-Kürt sorunu var mı? Vardı abi, vardı. 90'ları 80'leri bilmek lazım. Şimdi araştırmak lazım. Sağ sol Türk-Kürt kavgaları vardı. Bunları geldi şimdi Erdoğan çözdü. Ne kadar kötü de şey yapsak geldi. Kürtlerin artık rahatça Kürtçe konuşmalarını serbest etti. İnsanlar Kürtçe konuşamıyorlardı. Hani özgür bir şekilde Kürt'üm dediği zaman dışlanıyorlardı. Artık öyle bir şey yok. Yani insanlar rahat bir şekilde Kürtçe konuşabiliyorlar. Artık kendi türkülerini, kendi kanalları var. Kendileri bir şeyler yapabiliyorlar artık. Özgürlük şeyini... Bir dakika abi. Bir dakika. Kürtçe kanallarına bakabilirsin abi. Hangi kanal? TRT Kürt'ü var abi. TRT Kürt'ü var. Kürt mü zannediyorsun? TRT Kürt'ü var. Yani bak abi. Abi yanlış düşünüyorum. Ben önce bir düşüncemi söyleyeyim. Sana çekip gideceğim. Önce düşüncemi söyleyeyim. Bu kafayla gidersen. Emre ol. Bir dakika. Önceki dayı dedim. Abi bir dakika. Bir dakika. Abi bak, ben sana şunu söyleyeyim. Fazla şey yapmamıza gerek yok. İki tarafı da bir karşılaştırmak lazım. Son 20 yılda kim ne yapmış, kim ne yapmış, bir bakmak lazım. Erdoğan, Allah onlardan... Buna baktın, gözlemledin. Evet abi. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bu millete, bu vatana hizmet ediyor. Anladın mı? Abi. Bu vatana millete hizmet ediyor. Terörün kökünü kırdı. Bak doğuda insanları kaçırıyorlardı dağlara. Bak fark etsin, terörün kökünü kazıdı doğuda. Anladın mı? Bu adama nankörlük etmemek lazım. Adam bak yolda yapıyor, metrobüs yapıyor. A'dan Z'ye kadar bizi düşünüyor yani bu adam. Şimdi bakıyorlar, ben nankörlük ettim. Ben sırf bu yüzden abi. Karşılıklı tarafa bakıyorsun, Yunan heykeli dikmekten başka ne yapıyor? Yunan heykeli mi? Evet abi. Bak açışlara bakabiliriz yani. Adamlara bakıyoruz, Yunan heykeli dik. Başka hiçbir şey yapmıyorlar ki adamlar. Bir yapız adam Erdoğan yapıyor. Erdoğan yapıyor abiciğim. Erdoğan yapıyor. Bak cidden Erdoğan yapıyor. HDP destekliyorum. Eğer Selahattin Demirtaş dese ki gidip Amerika Başbakanına oy verin, ben gidip ona da oy veririm. Ama AK Parti'ye oy vermem ben. Dünyada ben bu zamana kadar AK Parti'ye oy vermemişim, vermem de. Benim oyum bellidir, rengim de bellidir. HDP'dir. Benim ikinci partim de CHP'dir. CHP eğer bugün Selahattin Demirtaş dese ki Kılıçdaroğlu, biz Kılıçdaroğlu'na verir. Demese biz vermeyiz. Teşekkür ederim. Ama verirken de elimizi bu vicdanımıza koyacağız. Oy vereceğiz. Teşekkür ederim. Önümüzden kim geçiyor 14 Mayıs'ta? Kim oy kullanacak? Yok, bende kalsın. Oy söylemek mi istemiyorsunuz? Kararsızsınız. Yok, kararsızım. Kararsızsınız. Evet. Peki, teşekkür ederim. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız, var mı? Sinan Oğan. Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? HDP. HDP kimi, hangi ittifakı destekleyecek sence abi? CHP destek, bir de CHP vereceğiz. CHP. Evet. Neden CHP abi? Milletvekili HDP. Bir dakika abi. Çünkü şu an Türkiye'yi düzene sokacak tek bir parti, o da ben de CHP'dir. O yüzden biz de CHP'yi destekleyeceğiz. CHP. Neden CHP abi? CHP özgürlüğü getirecek, en dürüstlüğü şeyi getirecek. Bu AKP, MHP ile nasıl anlaştı, ne diye anlaştı? Birbirine akşama kadar birbirine şey kayıyorlardı bundan birkaç sene önce.
Neden birbirine alacağım? Benim senin şeyin için mi birleştiler? Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Adaletin savunması için tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet deyince Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğiz abi. Yani onu ya kim gelirse gelsin abi. Peki abi. Yeter artık da. Sizin oyunuz kim olacak? 20 yıldan belli. Peki 20 yıldan sizin beri. Sizin oyunuz kim olacak abi? Bize bu güzelliği vahşeten kim? Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra köprüleri, yolları, fabrikaları, barajları, okulları, uçakları, Amerika'yı, dünyayı dize getiren kim? Maaşlı tuttuğumuz bürokrasiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı. Ben 8. sınıfa gidiyorum abi. Peki, şu anda oy kullanabiliyor olsaydın gönlünden kim geçiyordu? Kimi gözlemlediğin kadarıyla oy kullanacaktın? Abi ben versem Muharrem İnce'ye verirdim. Neden Muharrem? Şu ana kadar hangi parti başa geçtiyse hiçbir bir şey yapamadı. Yapamadı. Ekonomi şu an yerlerde abi. Kime sorsan cebinde 3 kuruş parası yok. 14 Mayıs'ta gönlümüzden kim geçiyor adayı? Kemal Kılıçdaroğlu sonuna neden kadar. Neden Kemal Kılıçdaroğlu abi? Değişim şart. 20 yıldır bir de 5 yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim diyorum. Peki sizin efendim? Ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Neden efendim? Neden? Bu zamana kadar olduğu yeter yani. Erdoğan'ın olduğu kadar yeter. Değişim. Herkes, değişim tabii ki. Değişim daha önemli insanlar için. Yani. Merhaba de. Ersan'la bakalım. Peki. Merhaba de. Teşekkürler. Onu söyleyin. Merhaba de. Hangi partiye? Var var. Ben kullanmayacağım abi. Kullanmayacaksın? Yok. Kararsız mısın? Yok valla hiç kimseye atmayacağım ben ya. Kimsenin vebalini almıyor. Yok abi. Çünkü hiçbiri Allah'ın kanunlarıyla şey yapmıyorlar abi. Anladın mı? Herkes layık peşinde. Laiklikle yönetilen bir ülkeye ben niye oy vereyim ki? Niye günaha gireyim? Peki laiklikle yönetilen bir ülkede abi, yaşıyoruz. Abi laiklik de yönetiliyor ama yani şimdi göz var, nizam var yani. Bile bile sen kendine ateşe atıyorsun yani. Oy veriyorsun. Onlara destek veriyorsun. O yüzden ben kullanmayacağım abi. Ama senin tersi. Kimseye vermeyeceğim. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Var mı bir adayımız? Yok. Kararsız mıyız? Peki abi. Yok, kararsızım. Ben bağımsızım. Herhalde reise kullanacağım. Neden reise abi? Var mı başka reis kimse? MHP reis, geri kalanı boş. Sen memnunsun, devam etsin. Ben çok memnunum, Allah'a şükürler olsun. Halimizden memnunuz. HDP kimi diyorsa ona vereceğiz. Kimi diyecek sence? Bence CHP diyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ya ben diyorum. Senin 14 Mayıs'ta gönlünden kim geçiyor? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Vatan, millet, devlet için. Temiz siyasetçi kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet abi. Neden Kılıçdaroğlu abi? Kılıçdaroğlu'nun herhangi bu zamana kadar bir şeyini gördünüz mü? Yani herhangi bir yolsuzluk vesaire hiç olmadığı için. Görmedik. Hiç güveniyoruz. Güveniyoruz. Kolay gelsin öncelikle. Herkese selam. CHP oy kullanacağım abi. Neden CHP abi? Zaten ülkenin halini görüyorsun abi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkenin anasını avradını affedersin batırdı. Şu an ben bir genç olarak yani HDP'liyim ama oyumu CHP vereceğim. Şimdi 14 Mayıs'ta o kullanmasına mesele değil. Şimdi bu ülkeyi kim yönetecek? O çok önemlidir. Zaten 14 Mayıs'ta kim oy kullanacaksan seçilirse o yönetecek. Zaten aynı şeyden bahsediyoruz. Şimdi aynı şeyden bahsediyoruz ama içeriği biraz açmamız gerekirken. Çok açmayalım. Seçim hareketi yapıyoruz da kısa kısa. Şimdi sizce sebebi nedir yani? Şimdi kısa kısa şunu anlatmaya çalışayım. Yorumunu almak için. Tabii. Bir şekilde. Şimdiden bir arkadaş burada aynı bu sarı bu kırmızı mikrofonda konuşurken işte Tayyip Erdoğan'ın bazı pratiklerini anlatmaya çalışıyor. 20 yılın eğer bir 20 yılın bir ülkeyi yöneten bir birey olarak Sayın Cumhurbaşkanı bu ülke 20 yıldır yönetiliyor. Bu 20 yıl içerisinde genel anlamına bakarsan ne yaptığını ve ne kadar zarara uğrattığını ve ne kadar kara uğrattığını onun bir hesabı bir teraziye koyduğun zaman az çok bazı şeyler ön plana çıkar. Sizin gönül terazinizde bunları koyduğunuz zaman hangisi ağır basıyor? Şimdi benim terazim şudur. Ben bir HDP'liyim ama oyum Kılıçdaroğlu'na olacaktır. Bunun sebebi de şudur. Kılıçdaroğlu yıllarca bu ülkede hizmet eden bir vatandaş olarak, bir birey olarak SSK Genel Müdürü ve CHP'nin genel başkanı olduğu bugüne kadar ne bir hırsızlığı, ne bir yuksuzluğu, ne bir eksikliği hiçbir şekilde hiçbir insan bunu dile getirilemez. Çünkü neden? Adam SSK Genel Müdürü iken yıllarca bürokrasiden gelen bir... Siz yaptığı görevleri başarılı bulduğunuz tabii, için başarılı onu tercih edeceksiniz. Abi tercih zaten bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu umarım ki Kılıçdaroğlu 140 155 160 ile kazanacaktır. Peki, abi 14 Mayıs'ta oyum Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? İkincisi bu dürüst lider olduğu için. İkincisi bizim artık bu Millet İttifakı üyeleri olarak şu an demek istiyorum. Biz provokatör oyunlara girmememiz lazım. Sağduyulu davranmamız lazım ki bizim bu seçimi almamız için. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız?
şüphesiz Erdoğan'dan başka hiç kimseye vermiyor. Neden Erdoğan? Çünkü bu ülke İslam ülkesidir. Az önce arkadaş konuşuyordu, hiç müdahale etmedim. İslam ülkesi diyor, yok cami diyor, yok şu cadde diyor. Arkadaş bu ülkenin yönetimine talipse böyle oyunlara gelmemesi lazım. 14 Mayıs'ta gönlünden kim geçiyor? Bize onu söyler misin? Kısaca bahsedelim. Valla benim gönlümden geçen kişi cezaevinde, o ayrı. Peki sence kimi destekleyecek? Hangi şeyi ittifakı aday gösterecek? Valla be, şu an Millet İttifakı'nın çatısı altında toplanmış diye biliyorum. Bana şimdi yeşil, normalde HDP kapatılacaktı. Yeşil Sol Parti diye geçti. Yeşil Sol Parti adına biz Millet İttifakı altında birleşme Kemal niyetimiz var. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü bugüne kadar başa gelen iktidarlar, Bülent Ecevitler olsun, işte Turgut Özal saymıyorum, Bülent Ecevitler, Mesut Yılmazlar, Tansu Çiller'ler, kim geldiyse geldi, hepsi çoğunluk olarak çaldı. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız? Selahattin Demirtaş'a kullanacak. Sen hangi ittifakı destekleyecek? Millet. Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verin diyecek? Muharrem İnce'ye mi oy verin diyecek? Muharrem İnce'ye verecek. Muharrem İnce'ye verecek. Peki sen Muharrem İnce'ye güvendiğin için mi oy kullanacaksın? Yoksa sırf Selahattin Demirtaş söylediği için mi? Selahattin Demirtaş söylediği için. Ona güvendiğin için. Aynen. Abi 14 Mayıs'ta kim oy kullanacağız abi? Ben HDP kiminle ittifak kurarsa ona oy verdim. Sence kiminle ittifak kuracak? CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Sadece Selahattin Demirtaş söylediği için mi ya da aday gösterecek ya için mi? Ya HDP'nin mesela şu an TRT kanalları hiçbiri HDP seçilmiş milletvekilleri çağırıp da konuşturmuyor. Neden? Sonuçta onu belirleyen, onları parlamentoya gönderen halktır. Bu HDP için bir haksızlık mı değil? Abi önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerine kim oy verecek? Var mı belli? Yok, şu anda bir yok. Belli değil mi abi? Yok. Kararsız mısın? Kararsızım. Abi 14 Mayıs'ta kim oy verecek? Daha erken abi ya. Daha erken mi? Daha erken, henüz sandığa gitmedik. Sandığa gittiğimiz zaman atarız. Peki abi, sen de kararsızsın. Hadi eyvallah. Adayımız Demirtaş. Abi, aday olmayacak kendisi biliyorsun. Evet, kimi destekleyecek? O kimi söylerse onu destekleyeceğiz. Sence kimi destekleyecek? Bence CHP'yi destekliyor, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu, neden? Evet. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Adam gibi adam. 14 Mayıs benim boyum CHP'nindir. Neden abi CHP? De ki neden CHP? Ben 47 yaşındayım. Şu an ben dün bir kolu yumurta aldım 90 lira. 1 kilo şeker 50 lira. Türkiye'nin düştüğü duruma bakın. Pahalılıktan dolayı. Evet, pahalılıktan dolayı. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki CHP diyor PKK'yla da beraber diyor. Peki ona ben soruyorum. Siz Habur sınırında PKK'ları ayaklarının altına lahmacun, çiğ köfte, Adana dürüm gönderirken onlar PKK'lı değil miydi?